Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın parametre özelliklerini göreceğiz. Bunun için kullanacağım dosyayı açıyorum. Bu dosyada bazı unsurlar tanımlanmış durumda. Şimdi parametrelere bakalım. Manage şerit menüsü altındaki Parameters komutu parametrelerin listelendiği, yönetildiği, tanımlandığı yerdir. 3 tür parametre olduğunu göreceksiniz. Model parametreleri, referans parametreler ve kullanıcı tanımlı parametreler. Model parametreleri siz çizime bir ölçü eklediğinizde Autodesk Inventor'ın oluşturduğu otomatik model parametreleridir. Referans parametreler ise değişikliği burada yapılmayan ve sadece referans amaçlı kullanılan parametrelerdir. Kullanıcı tanımlı parametreler ise burada görmüş olduğunuz Add düğmesiyle tanımlanır ve kullanılır hale gelir. Diyalog kutusu değişik kolonlardan oluşur. Öncelikle parametre ismi, birimi, denklem, nominal değeri, tolerans var ise tolerans özellikleri ve buna göre de model değeri. Bu kolonun özel bir kullanımı vardır. Bunu da göreceğiz. Son olarak açıklama sütununa parametrelerle ilgili özel açıklamalar yazabilirsiniz. Model parametreleri arasında bulunan D0 isimli parametrenin ismini değiştirelim. Parametrelerin isimlerini değiştirmek, özellikle parametreleri kullandığınız işlemlerde doğru parametreyi bulmanızı sağlamaktadır. Dikkat ederseniz Inventor bütün parametrelere D ile başlayan ve bir rakamla devam eden isimler atamaktadır. Bu şekilde istenen ölçünün bulunması zor olabilir. O yüzden kullanılacak parametrelere özel isimler vermenizde fayda vardır. Link düğmesi Excel'de yaratılmış benzer yapıdaki parametrelerin bu dosyaya bağlanması için kullanılır. Update'te herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda modelin güncellenmesi için kullanılan düğmedir. Bu bölüm tolerans değerlerinin ayarlanması için kullanılır. Eğer ölçüye bir tolerans bilgisi atanmışsa o zaman üst tolerans değeri, orta, nominal değer ya da alt tolerans değeri seçilerek o ölçüye atanır. Run ile devam edelim. Burada görmüş olduğunuz delik unsurunun eğer ölçülerine bakarsanız burada şu anda belli rakamlar göreceksiniz. Dolayısıyla öncelikle ölçülerin özelliklerinin ayarlanmasını sağlamak gerekiyor. Bu bölüm kullanılan parametreleri, onların anlamlı basamak sayısını ve tolerans bilgilerini içermektedir. Tolerans altında seçim yaparak tolerans tipini belirler ve tolerans değerlerini girebilirsiniz. Buradan buradaki ölçülerin ifadeler şeklinde görünmesini istiyorum. Ve dikkat ederseniz burada parametreler tanımlanmış ve bu parametreler için sayısal değerler girilmiş durumda. Şimdi bazı düzenleme işlemleri yapalım. Burada görmüş olduğunuz ekstrüzyon 1 ikonunu seçiyorum. Sağ tuş menüsünden Edit Sketch komutunu çalıştırıyorum. 500 mm olan ölçüyü 650 mm yapacağız. Ve Finish Sketch ile devam edeceğiz. Dikkat ederseniz deliklerin bu yükseklik boyunca otomatik olarak artışı burada sağlanmadı. Bunu alıştırmanın ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. Yeniden ekstrüzyon ikonunu işaretleyip Edit Sketch diyelim ve bu sefer burada görmüş olduğunuz 300 olan ölçüyü 200 yapalım. Güncelleme işlemini yaptıktan sonra dikkat ederseniz sadece bir sıra delik kaldı. Browser penceresine baktığınızda da bazı unsurların farklı bir ikonla gösterildiğini göreceksiniz. Bu unsurların gizlendiği yani suppress olduğu anlamına gelir. Gizlemek demek o unsurun katının özelliklerinden geçici olarak çıkartılması ve hesaplanmaması demektir. Yani bir tür görünürlük işleminden biraz daha ötede bir özelliktir. Bu unsurların neden gizlendiğini anlamak için
Unsuru seçiyorum ve sağ tuştan Properties komutunu çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz Suppress bölümünde eğer burada seçmiş olduğum parametre burada girdiğim değerden küçükse o zaman Suppress işlemi uygulanacak demektir. Hatırlarsanız 200 değerini girmiştik. Dolayısıyla parametrenin değeri 200 olduğunda otomatikman bu unsurun gizlenmesini sağlayabiliyorum. Şimdi bu gizleme işlemini başka bir unsurda tanımlayalım. Burada görmüş olduğunuz unsuru işaretliyorum. Properties'e giriyorum. Eğer bu parametre 300'den küçükse o zaman bu unsuru gizli diyorum. 200 idi. Dolayısıyla buradaki unsur da parametrenin değerine göre gizlenmiş oldu. Parametre değerleri burada görmüş olduğumuz gibi ölçülerin değerleri değiştirilerek düzenlenebileceği gibi Manage altındaki Parameters diyalog kutusundan da düzenlenebilir. Derinlik ölçüsünü 400 yaptım ve Done ile devam ettim. Bu düğmeyi görürseniz eğer bir güncellemeye ihtiyaç var demektir. Güncelle dediğim an daha önceki işlemde gizli olarak bulunmuş unsurlarda koşul yerine getirilmediği için yeniden görünür duruma geldiler. Şimdi yeni parametreler tanımlayalım. Bunun için yeniden Parameters diyalog kutusuna gidiyorum ve Add düğmesine basıyorum. Yeni bir satır açılıyor kullanıcı tanım parametreleri altında ve parametreyi tanımlıyorum. Örneğin kolon başına delik sayısı tanımlayacağız. Şu andaki birimi milimetre. Şimdi burada bir birimsiz değer söz konusu. Dolayısıyla birimlerle çalışırken dikkat etmek gerekiyor. O yüzden buradaki hücreye geliyorum ve UL yani unitless ya da birimsiz olacağını söylüyorum ve OK ile devam ediyorum. Equation altında sayısal değerler ya da matematiksel ifadeler tanımlayabileceğiniz gibi değişik ifadeler de kullanabilirsiniz. Örneğin floor isimli özel bir ifademiz var. Bu bir sonraki en düşük tam sayıyı bulmak için kullanılan bir özel ifade. Tanımladığım parametre ismini giriyorum. Ve bunu delikler arasındaki mesafeyi gösteren hole spacing isimli parametreye bölüyorum. Burada dikkatinizi çekeceğim nokta şu. Eğer ifadede bir sorun varsa bu ifade kırmızıyla gösterilir. Şu anda hala siyah dönmemesinin tek sebebi birimler. Şöyle bir bakalım. Kolon başına delik için UL yani birimsiz dedik. Hole spacing milimetre. Dolayısıyla birimsiz bir değerin milimetreye bölünmesi ile birimsiz bir sonuç çıkmıyor. Aslında özel olarak yanlış bir işlem yaptık ve bu yanlış işlemin neden olduğunu böylece açıkladık. Burada kullanacağım parametre ismi farklı olacak. Space for Holes isimli parametreyi aldığım an milimetrenin milimetreye bölümü bana birimsiz bir değer veriyor. Done'la devam edelim. Yine bir güncelleme gerekiyor. Güncellemeyi uyguladık ve parçam güncel duruma geldi. Bazı düzenleme işlemleri yapalım. Browser penceresinde buradaki diziyi seçiyorum ve Edit Feature komutunu çalıştırıyorum. Burada biraz önce bir parametre tanımladık hatırlarsanız fakat henüz bu parametreyi kullanmış değiliz. Dolayısıyla şimdiki adımda bu parametreyi kullanacağız. Buradaki değer için List Parameters seçeneğini kullanıyorum ve tanımladığım parametreyi buraya yerleştiriyorum. OK ile devam ettiğimde dikkat ederseniz delik sayılarında buna göre değiştiğini göreceksiniz. Son olarak yine parametre diyalog kutusundan bazı özelliklerin değerlerini değiştirelim. Derinlik için 300 değerini giriyoruz. Yükseklik için de
820 değerini girelim. Burada dikkatinizi çekeceğim nokta delik sayısının nasıl otomatik bir şekilde arttı. Bunun sebebini de hemen şuradan bulabiliriz. Bu değer dikkat ederseniz yukarıda tanımlı parametreye bağlı. Delikler arası mesafe 60. Dolayısıyla ikisinin bölümünden delik sayısı ortaya çıkıyor. Artı bir de bu değerin en düşük ilk tam sayısı alınıyor ve bir ile toplanıyor. Güncelle dediğimde dikkat ederseniz delik sayısı da değişmiş oldu.